Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerim, sevgili Trabzonspor delegeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı 10 dakikayla bitireceğim. Ancak salonun genel durumuna baktığım zaman çok sık sözlerin kesildiği, gereksiz şekilde kesildiğini gözlemledim. Lütfen konuşmamı sataşmadan dinlerseniz konuşmamın bütünlüğünü siz de daha iyi algılayabileceksiniz. Trabzonspor devrim yaratmış bir kulüptür. Trabzonspor güçlüden yana olmamış, her zaman mağdurdan, mazlumdan yana olmuştur. O yüzden lütfen arkadaşlar, bugün gücü elinde bulunduranı değil, konuşmak, orada burada dedikodu etmeyin. Gazetelere yazı yazıp da bugün buralara gelmeyip de bugün kürsüde delegelik görevini yerine getirmeye çalışan arkadaşlara karşı saygıyla davranış sergileyelim. O yüzden ben şimdiden size bu olgunluğunuzdan dolayı teşekkür etmek isterim. Sayın Başkan, birlikte yarıştığımız bir seçim sürecinde hakkıyla seçimi kazanmış, şaibesiz bir seçim sonucuyla Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak göreve başlamışlardır. Kendilerini o zaman da tebrik ettik, şimdi de tebrik ediyoruz. Ama gelinen nokta itibariyle konuşmalarım lütfen o dönemde seçimi kaybetmiş bir ekibin adamı veya kişisel olarak onun yenilgisi içinden nedeniyle konuşan kişi gibi algılanmasın. Seçim başlar ve orada biter benim için. Bu olgunluğa yaşamımın çeşitli süreçleri içerisinde erişmiş bir insanım. O yüzden lütfen hem Sayın Başkan, hem Sayın Yönetim Kurulu, hem de delegeler bu konuşmalarımı bir seçim yenilgisiyle konuşmuş bir kişi olarak kabul etmesinler. Benden önce konuşan arkadaşlarım birçok şeyi ifade ettiler. Saadettin Bey dedi ki, konuşulacak yer burası. Evet, burada konuşmalıyız. Bir arkadaşım Sayın Başkanımızı Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. E şimdi ben korkmadan başkanı buradan nasıl eleştirebileceğim acaba? Şimdi arkadaşlar, en büyük tehlike etrafınızda sizleri doğruları söylemeyen kişilerin oluşması durumunda baş gösterir. O yüzden ben Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'na kendi etraflarında oluşan ve onları siz her zaman doğru yapıyorsunuz diye alkışlayan grubu değil, eleştiren, yıkmak için değil, doğru yol göstermek için eleştiren, daha iyi yapılması için eleştiren kişilere kulak vermesini temenni ediyorum. Az önce bir arkadaşımız konuştu, çok güzel, doğal. Ya ne yapacaklardı dedi bu 6 ayda. Ben şimdi kendime göre 6 ayda ne yapmalarını değil de ne yapmamaları gerekiyordu, kısaca size bunu anlatmak istiyorum. Bir kere Sayın Başkan'ın bir siyasi parti temsilcisi gibi seçim otobüsüne çıkması, Kazlıçeşme'de bulunması hepimizi yaralamıştır. Başkan hata yapar mı? Elbette yapar. Ama Sayın Başkan ilkin bunu başka gerekçelerle gerekçelendirme yolunu seçmiş, devamında yanlış yaptığını kabul etmemiş, iki futbolcunun transfer konuşmasında daha da siyasi konuşarak belirli kesimleri iyice hedef almıştır. Bu hedef aldığı kesimler siyasi kesim değil. Trabzonspor her renklerin birleştiği bir kulüptür. O nedenle ben Sayın Başkan'dan, elbette ki siyasetin kullanacaktır Trabzonspor. Şimdiye kadar her başkan da kullanmaya çalışmıştır. Bu biraz da beceri işidir. Sayın
siyaseti kullanacaktır ama kendini siyasetçilere kullandırmayacaktır. Trabzonspor ekonomik gerekçeler nedeniyle hiçbir zaman siyasetin kullanıcısı haline gelmemiş, getirilmemiştir. O yüzden ben Sayın Başkan'ı gözlerinin içine baka baka uyarmak isterim. Sayın Başkan, siz sadece bir kesimin değil, tüm Trabzonspor'un başkanısınız. Siyasi görüşleriniz olabilir ama bunları keşke Trabzonspor başkanı olmadan önce daha ne açık bir şekilde ortaya koysaydınız. Hepimiz sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde, siyasi partilerde çalıştık. Ama Sibel Süyüşken konuşmamız başkadır, bir derneğin başkanıyken konuşmamız başkadır, hele bir siyasi partinin başkanıyken konuşma uslubumuz başkadır. Hele Trabzonspor gibi bir devin, sizin de hayallerinizi süslediği gibi büyük bir devin, devrim yaratan insanların temsil edildiği bir kulübün başkanıysanız, çok daha dikkatli konuşmalısınız. Çok daha herkesi kucaklayacak şekilde konuşmalısınız. Diğer bir önemli üzerine basmam gereken konu, dil problemi olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Trabzonspor yönetici ve başkanlarının bazı şeyleri dile getirirken daha Trabzonspor ruhuna uygun şekilde konuşmalarını ve davranmaları gerektiğine inanıyorum. Trabzonspor Başkanı ve Yönetim Kurulu çelişkiler içinde olmalıdır. Bir gün Tolga Zengin'i vermeyiz Beşiktaş'a deyip ikinci günü satmamalıdır. Bunun gibi birçok çelişkiyi yaşadık. O yüzden ben bir şey söylerse Trabzonspor Başkanı ve Yönetimi bunun arkasında durması gerektiğine inanıyorum. Ve hepimiz de buna inanmalıyız. Trabzonspor Kulübü hukukun üstünlüğüne inanmalıdır. Ben az önce Sayın Başkan'ın yanlıştan döndüğü için Divan Başkanımı tebrik etmek isterim. Trabzonspor Kulübü ile sadece bu dönemde değil, uzun süredir birileri hukuken dalga geçiyor. Ve gelinen noktada o gün ben de buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımdan çoğuyla birlikte o maddenin geçmiş olması noktasında çalıştım. Geçti diye direttim. Bunu birçoğunuz tarafından da eleştirildiğimi biliyorum. Ama ben diyorum ki hukukun üstünlüğüne inanırsanız bunun ortası olmaz. Ya hukukun üstünlüğüne inanırsınız ya da inanmazsınız. O yüzden Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu bugünkü tarihe kadar yasal ve meşru bir yönetim kuruluydu. Ama bugünden sonra kendilerini maalesef tartışılabilir bir başkan ve yönetim kurulu haline getirmişlerdir. Mahkeme kararından sonra yapılması gerekenin en kısa zamanda seçimli genel kurulla gitmek olduğuna inanıyorum. Doğrusu da budur. Eminim de seçimli genel kurula gitmiş olsaydı yine de seçilme olanağı çok fazlaydı. Öyleyse bu korku niye? Üstelik de yönetim kurulunun asıl üyelerinin üçte biri gibi önemli bir bölümü istifa etmişken güven tazeleme olayını ve istifa edenlerin yerine başkalarını taşıma olanağını Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Sibel Hanım, toparlayalım lütfen. Son 30 saniye. Az önce de dediğim gibi hukukun üstünlüğü temel alınmalıdır. Bugün burada bir takım seçimler yapacağız. Geçen seçimde de bir takım seçim yaptık mı yapmadık mı anlayamadık kurulların seçimini. Denetleme kurulu asıl olması gereken organlardandır. Herhalde bir Karadeniz fıkrası daha yaratıyoruz. Asıl bir seçilmesi gereken üç organlardan birinin böyle ayrılarak kendi başına bağımsız özgür gibi seçilmesi. Denetleme kurulunu bugün seçeceğiz.
seçim, olağanüstü bir seçim olsa yönetimi başka bir zaman seçeceğiz. Bu da bize özgü bir yanlışlık diye düşünüyorum. O yüzden ben yönetim kurulu ve sayın başkanımıza bugün itibariyle meşruluğunu yitirdiğini düşündüğüm başkanlık ve yönetim kurulunun Trabzonspor delegesinden tekrar güven tazeleyecek şekilde bir seçimli genel kurul yapmasını temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Yavuz Saltık Bey, hızlıca biraz lütfen Yavuz.